Arkadaşlar selam. Video serimizin üçüncüsünde fren hidroliği nasıl değiştirilir, teknikler nelerdir, hızlı bir şekilde bunu anlatmaya çalışacağız. İlk yöntem, fren hidroliğin kapağı açılarak üst tarafta gözüken fren hidroliği çekilip gözüktüğü kadar kısmını alındıktan sonra üstüne yeni fren hidroliğini doldurma şeklidir. Bir diğer yöntem ise buradan eksik olan kadar hidrolik tamamlandıktan sonra İçeriden fren pedalını pompalamak kaydıyla fren merkezine sıkıştırarak tahliye aralarından 4 tekerden toplamda 250 mililitre boşaltacak kadar yapılan ve tam manasıyla boşaltılmayan, sadece işin kaba pistiği ya da tortusunu değiştirildiği ikinci yöntemdir. En sağlıklısı ise bir cihaz yardımıyla, ki bu işlem öncesinde biz şunu tavsiye ediyoruz. Fren hidroliğini ölçüm yapıyoruz. İhtiyaç var mı? Şu an gördüğünüz üzere buna ihtiyaç yok. %1 oranı nem var. Eğer bu %3 ya da %4 olsaydı değişmesi gerekiyor diyecektik. Fren hidrolik kapağını açıldı. Yeni hidrolik koymak için bağlandı yeni kapak. Ve buradan makinamızla bağladık. Şimdi belli miktarda ve doğru oranda basınç vererek tüm kaliperlerin tahliye manaları açılarak önce en arka sağ, sonra arka sol, ön sağ ve ön sol olmak üzere tüm kaliperlerden en uzaktan başlamak kaydıyla toplamda 2 litre kadar değişimdir. Bunu niçin yapıyoruz? İçindeki tüm çamurun ve içindeki nemli hidroliği tamamen boşaltılıp sistem temizlenmesi için yapılan bir yöntemdir. Ve hidrolik değişiminde kullanılması gereken ve aracınız için de en sağlıklı yöntemlerden birisidir. Fren hidroliği değişimi sırasında aracınızda bu veya benzeri bir sistemle hidrolik değiştirmesi tavsiye ediyoruz. Takipçi teşekkürler. Bakın.com.